Evet arkadaşlar, hukuk öğretileri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Hocam mikrofonun canını okumuşsun. Biz dersin canını oku dedik ama sen mikrofonu böyle tutmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Böyle bir girizgahla yaptık. Arkadaşlar şimdi aslında bu video videoların son videosu. Yani bir tarafta makro iktisat konu anlatımı A'dan Z'ye yapıldı hocam. Ortalama 60 video. 60 video konu anlatımı o. Sadece konu Konu anlatımı. anlatımı. Soru çözümü yapıldı. Soru çözümünde biraz daha farklı bir şey yaptık. Onu da küçük bir girizgah yapacağım. Hocamız daha detaylı anlatacak. Özgü hocamızla birlikteyiz. Onu ikna etmek, hukuk öğretileri dahil etmek öyle kolay olmadı. Eksik olmasın, kendisi de ricalarımızı kırmadı. Dedik ki hocam böyle bizdeki iktisat temel mantığı, makro iktisat bazında konuşuyorum şu anda. Eksiksiz olmalı hocam dedik. Yani bir öğrencimiz bizimle makro iktisatı tamamladığında ister KPSS-A'ya girsin, isterse idare hakimliği, isterse kaymakamlık sınavına girsin. O dersi eksiksiz bitirsin. Bu mantıkla bir kitap hazırlayalım. Bu mantıkla bir video çekelim dedik. Kitap geldi arkadaşlar. Makro iktisat kitabı ortalama 500 sayfadan oluşuyor. 488 sayfadan oluşuyor. Kitap tamamen renkli baskıdır. Grafiklerle, şekille, şemalı hazırlanmış bir kitaptır. Zaten hocam öğrencilerimizin çoğuna ulaştı kitaplar. Evet. Hocam merak ettiğim bir şey var. Buyur. Kaç grafik var sizce? Ortalama 700 civarında grafikle hazırlandı bu kitap. Bu kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi hocam şu. Yani ben görsel hafızaya inanıyorum. Görsel hafızaya inandığım için bu kitabı özellikle görsel hazırlamaya çalıştım. Yani grafik zekası ve görselle birlikte üst düzey bir kitap oldu. Ya beni tanıyanlar az bir şey piyasada çok ders anlattım. Çok öğrencilerim var. Hala devam eden arkadaşlar var benimle birlikte. Şunu bilecekler. Hiç inanmadığım bir şeyin altına imza atmadım hocam bugüne kadar. Ben bu kitaba cidden güveniyorum ve inanıyorum. İnşallah faydalı olacaktır. Tabi bunu satış kaygısıyla asla yapmadım bugüne kadar. Hiç böyle bir şeyim olmadı. Ama bu kitaba hakikaten güveniyorum. İnşallah hayırlı olsun İnşallah hepimize. hocam hepimize. Diğer kitap Soru Bankası kitabı hocam. Yani. Şöyle göstereyim. Ortalama 400 soru var. 350 sayfalık bir tamamı çözümlü bir Soru Bankası Tamam çözüm. kitabı. Şimdi soru çözümünde şöyle bir şey yaptık hocam. Daha doğrusu size anlatacağım hocam. 14 bölümden oluşuyor. Şimdi bu bazı bölümleri içine katarak 12 bölüm civarında yapabilir. Şöyle yaptım. Bütün şıkları açıklamaya çalıştım. Yani soru çözümünü dinleyen de kısa bir özet almış olacak. Konu anlatımı gibi yapmaya çalıştık soru çözümünü de. Yani yine beni tanıyanlar, daha önce dersime girenler yüz yüze çok iyi bileceklerdir. Ya ben sorunun cevabı şudur deyip geçmektense sorunun tamamını açıklayıp diğer şıkların da niye böyle olduğunu açıklayıp ve o konu hakkında genel bir bilgi verip soruyu öyle çözmeyi tercih ettim. Ve bitmek üzere son bir iki videom falan kaldı herhalde. Şu anda da bir baskın yedim Murat Hoca'yla birlikte. Geldi hocam hemen konuşmamız lazım. Tamam hocam konuşalım kitap üzerine. Ben de çok heyecanlıyım zaten. Yani arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Çalışırken iktisat çalışma sistemi diğer derslerden biraz farklı hocam. Şöyle farklı. Şimdi iktisatta gördüğümüzü okuyalım, öğrenelim, eve gidelim, işaretleyelim gibi olmuyor. İktisatta ciddi anlamda konuyu yoğurduktan sonra hemen birinci üniteyi bitirdiniz mi? Hemen arkadaşlar şeye geçelim. Soru çözümüne, birinci ünitenin soru çözümüne. Oradan soru çözümünü yapalım, kitaptan soru çözümünü yapalım ve ben burada da yaptığım soru çözümlerine bakalım. Daha sonra ikinci üniteye geçelim. İkinci, üçüncü üniteye geçtikten sonra her üç ünitede bir geri birinci ve ikinci ünitenin sorularını tekrar etmeyi unutmayalım. Yine aynı kitaptan veya videolarını da izleyebilirsiniz. Bu şekilde çalışırlarsa başarılı olacaklarına inanıyorum. Şimdi arkadaşlar, İktisat, bu anlattığımız iktisat KPSS-A grubu iktisat hocam, diğer branşları da kapsar. Yani kaymakamlık sınavına, sayıştay sınavına hiçbir eksiklik çekmezler. Biz burada en yoğun şekilde anlattık. Ya buradan soru kaçırmaları biraz imkansız gibi. Benim hiç temelim yok hocam. Hocam şöyle, ben kitapları anlatırken çok özür diliyorum bu cümleden dolayı. Kitaplarımı yazarken şuna özellikle dikkat ediyorum. 3,5-4 sene sürüyor bu kitapları yazmak. Yani cidden ya karşımda sokaktan bir simitçi olsa gelse ya bunu derse girse ne anladın desek bir şeyler anlayabilecek düzeye getirecek şekilde yazmaya çalışıyorum. Zaten ekşi sözlükte böyle bir entry girildi benim için. Sokaktan bir simitçi çağırsanız Özgür Hoca bunu anlatır dendi. Onun için Örnek bunu oradan o geliyor. örnek de oradan geliyor hocam.
Hocam şuna bir detay vermek istiyorum. Makro iktisat kitabı Sensei markasıyla çıkıyor artık. Evet. Hocam bu A'dan Z'ye tamamen video anlatım olarak yapıldı. Evet, aynen Doğru. öyle. Doğru. Tamam, adım adım gidelim. Hocam soru bankasındaki tüm soruların çözümü A'dan Z'ye yapılmadı. Nasıl Şöyle. bir yöntem izlediniz burada? Orada da şunu yapmaya çalıştım. Tabii çok fazla yoğun soru var kitapta. Hepsini burada çekmek dakikalarca video izleyicileri de sıkacaktır bu durum. Orada en can alıcı sorular hangisi ise bölümlerde onları seçtim Ortalama içerilerinden. her bölümde kaç soru aldık? Ortalama 11-12 soru alınmıştır. Aldık. Aldık. Her bölümden 12 soru can alıcı noktalar ama bakın inanın şunu izlerken ya Özgür hocam bu ben videosunu izlerken bunu söylemişti dersiniz. Ya bunu izlerken kısa bir kitap konu anlatım kitabı özeti gibi oldu. Yani özetle arkadaşlar şu şekilde bir yol haritası takip edildi. Makro iktisatın bölümlerinden 14 bölüm var. Ortalama her bölümden 11-12 soru seçildi. O soruların tamamı çözümü yapıldı. Kesinlikle. Her şık neden değil veya neden doğruyu tartışıldı Aynen grafikler öyle. üzerinden. Kesinlikle. Ve o 12 soruda o bölümün tamamen konu anlatımı tekrar yapıldı. Kalan soruları da siz çözün ki siz pratik kazanın. Aynen öyle. Aynen bu şekilde yapıldı. Bir de sürpriz olarak şöyle de bir şey koymayı planlıyorum videolara. İnşallah bunu da burada ilk defa açıklayacağım. Size de daha önce paylaşmadım zannedersem bunu. Şimdi bu ödevlerle gidecek bir konu. Nasıl? Şimdi arkadaşlar genelde sordukları soru şu oluyor bizlere. Ya siz de karşılaşmış. Ya hocam iyi tamam bunu dinledik ya. Nereden soru çıkabilir? Şimdi bu çok önemli. Ben de diyorum ki her ünite için belli ödevler vereceğim. Bu ödevleri yapın ünite için bu ödevleri. Bana bu soruyu sormak zorunda kalmayacaksınız. O ödevler bakarsanız o ödevlerden çıkma ihtimali yüksek olan yerlere ödev. Yani ödev derken kalkıp bir araştırma falan değil. Derste öğrendiklerimizin tekrarı gibi bir ödev. Yani orada gördüğünüz şeyleri bir daha mesela bir örnek vermem gerekirse işte gayri safi milli hasıladan milli hasıla milli gelir özdeşliklerinde aşağıya doğru iniyoruz milli hasıla milli hasıladan kişisel gelir ki harcanabilir gelir. Bunun yazım şeklini 2-3 sefer yaz diyorum çocuklara. Derste gösteriyorum zaten. O ödevleri de yaparlarsa ekleyeceğiz inşallah onu da videoya. Son videoda hocam ödev yerlerini söyleyin. Onların çözümlerini de PDF olarak yükleyelim. Olabilir. Olabilir. Çözümleri de bende var. PDF olarak hem çözümlerini yükleyelim hem de hangi sayfalardan nasıl ödev Evet. yapmaları gerektiğini Konu kitaptan anlatımlı kitabın içerisinde ödev içerisinden vereceğiz, değil mi? ödevleri diyeceğim ki bu sayfaya arkadaşım özellikle bir daha bakmadan yapmaya çalış. Bunları çözme onların verdiğim ödevlerin Görevlendirelim. cevaplarını da şu şekilde PDF olarak ekleyeceğiz arkadaşlara. Tamam hocam. Tamam süper oldu. Bu bana da sürpriz oldu. Tamam. İyi bir hocam. Bizde çözüm her zaman var. Siz yeter ki fikirle gelin. İnşallah. Hocam son bir şey daha söyleyelim. Makro iktisattan sonra Türkiye ekonomisi kitabı bitti. Evet. Son Konu kontrolleri anlatımı, yapıyorsunuz. soru bankası da bitmek üzere üzerinde çalışıyoruz. Türkiye ekonomisi konu ve Türkiye ekonomisi soru gelecek ve Yeni. kaymakamlık sınavına özel yapılacak. Kaymakamlık sınavına özel olarak tabii orada da kaymakamlık sınavında Türkiye ekonomisi daha geniş kapsamda inceleniyor. Orada ona riayet ettik. KPSS grubunda 3-4 soru çıkıyor. 4 soru çıkıyor. %10 olduğu için oranı. O bizim Türkiye ekonomisi kitabı kaymakamlığa göre hazırlanacağı için tabii KPSS gruplarda fazla fazla faydalanmış olacak. Orada da bir sürprizimiz daha var. Editörümüz büyük ihtimal bir vali olacak. Orada da kitap editörümüz. Tabii şu anda konuşmalar devam ediyor. İnşallah hayırlı haberi tez zamanda veririz İnşallah olursa. ziyaretine de gideceğiz. Ziyaretine de gideceğiz İnşallah inşallah. bakalım. Hocam eline sağlık. Kolay gelsin. Bir en azından girizgah videosu yapalım dedik. Benim içime hem kitaplar hem sorular hem de video çekimleri inanılmaz Aynen öyle. sindi. Şunu da söyleyeceğim arkadaşlar dipnot olarak. Ben kendimi böyle deli zannederdim, kırık zannederdim. Estağfurullah. Yok öyle öyle hocam benim üstüme yok zannederim varmış. Hocamız böyle bazen diyorum herhalde içeride biri var. Onunla Estağfurullah. tartışıyor falan. Bir telefon mu aldı acaba bir onunla mı tartışıyor falan. Bir bakıyorum yok kendi kendine kamerayla tartışıyorum. Yani sizinle tartışıyormuş. İnan video sayıları biraz yüksek ama böyle inanılmaz akıcı gideceğini düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hocam yeniden hukuk öğreti ailemize hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Son birkaç cümle söylememe izin verirseniz. Tabii. Şimdi biraz önce söylediğim cümle benim için hakikaten önemli. Hayatım boyunca yaptığım işlerde inanmadığım hiçbir şeyin altına imza atmadım. Ciddi anlamda böyleydi.
çok emek vererek yapılan şeylerin lezzetinin çok yüksek olduğunun ben de farkındayım. E tabii kendinizi verdiğiniz zaman kaptırıyorsunuz. Ya şu anda önümde ekran var, çok özür dilerim. Böyle ağzımdan dökülen işte damlacıkların burada olduğunu görüyorum. Tabii yandaki komşuların falan bizi işte burası bir stüdyo ama sesim o kadar çok çıkıyor. Veya burada bulunanların bana güldüklerini biliyorum. Ama çok zevkli şeyler sizi bekliyor. Mesela dün yaşadığım kısa bir şeyi anlatayım. Ben burada ders çekiyorum. Gecenin bir vakti arkadaşlar. Bağırırken Siri çalışmaya başladı yanımda. E şimdi odada kimse yok. Karanlık, birdenbire Siri konuşunca öyle bir korktum ki o yüzüme yansı o videoyu silmedim. Bak onu soru çözümlerinde onu izleyin kesin. Böyle çok neşeli anlar da var. Ya ben çok güzel olacağına inanıyorum. Heyecanım umarım yansıtabilmişimdir. Hakikaten çok heyecanlıyım. İnşallah hepimize faydalı olur. Ya benim amacım beni biraz önce söylediğim gibi yani tanıyanlar, derslerimi anlar, uzun süredir bu piyasadayım. Bunu bileceklerdir. Ciddi anlamda çok heyecanlı bir proje. Ben de çok heyecanlıyım. Hocamları da heyecanlandırdığımı görüyorum. Evet, umarım sizi de heyecanlandıracaktır. Ya inşallah iktisat bilmeyen kimse kalmayacak gibi bir böyle bir cümle kuralım. Hayırlı İnşallah, olsun. inşallah hocam en dip seviyeden en zirveye kadar çıkılacak. İnşallah. İktisat artık hukuktan sonra hiç korkulmayacak bir ders olacak. İnşallah yani ben bunu biliyorum. İktisadi idari bilimlerde bulunan öğrencilerin genellikle bu dersi almasalar bile en zor ders iktisat. Ya hiç bu dersi almadın ki ya işte olsun arkadaşlar öyle söylüyor dediklerini. Ama inşallah ya bununla birlikte kolaylayacağımızı inanıyorum. Ya elimizden geleni yapmaya çalıştık. Daha fazlasını hakikaten yoğun bir tempoyla çalıştık. Umarım Cenab-ı Hak da inşallah bu emeklerin karşılığı İnşallah. olarak arkadaşların da sınavlarında hem bu emeklerin karşılığını da vermiş olurlar. Başarılar diliyorum şimdiden. İnşallah. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoş olun, hoşça kalın. İktisat oynatma listesinin hem soru hem konu anlatımı oynatma listesinin ilk videosuydu. Şimdi hocamız üstüne düşeni yaptı. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi bu kitapların canlı okuma sırası, videoların canlı okuma sırası sizde. Kendinize iyi bakın. Hoş olun, hoşça kalın. Allah'a emanet.